Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir prefabrik ev temeli. Daha önceki videolarımda böyle bir paylaşımım olmadı. Prefabrik evin temelini nasıl hazırlarız, nasıl yaparız? Benim bu videolarımı izleyen arkadaşlar diğer videolardan haberi olmuyor genelde. Bir tane izledikleri videoyla bana ulaşım sağlıyorlar. Oynatma listelerinde prefabrik evleri seçerseniz oradaki videolarımda değişik değişik konular, gündeme aldığım şeyler var. Onları izleyin. İzledikten sonra yine kafanıza takılan şeyler olursa bana danışın. Arkadaşlar buraya bir prefabrik ev oturtturacağız. Demir ayaklar üzerine. Burayı şu anda kalıbını çaktık. Koda aldık. Demiri bağlanıyor. Ustalar çalışıyor. Şu anda yemek molasındalar. Ben de bir müsait boşluk yakaladım. Size video çekme gereği duydum. Buraya şu anda 10'luk demir kullanıyoruz. 20 santim araya atıyoruz. Bu mavi branda nedir? Bu brandayı niye serdik? Şimdi arkadaşlar piyasada sağda solda işi bilir bilmez ya da görmüş görmemiş teknik hesaplamalarını bilmeyen veya teknikten haberi olmayan ustalar direkt kalıbı çakıyorlar, toprağın üzerine betonu döküyorlar. Şimdi toprağın üzerine beton döküldüğü zaman toprak dökülen betonun suyunu, betonun agreyasını, kaymağını komple emiyor. Beton hemen emildiği için de hızlı bir kuruma ve beton üzerinde çatlamalar oluyor. Bunun için biz temel dökerken genelde yani bütün kendi yaptığımız işlerde veya yaptırırken bu şekilde bir branda çekiyoruz demirin altına. Burası üçgen bir yer. Üçgen olduğu için şurada brandamız biraz eksik kaldı. O da çok önemli değil. Kapıya kadar getirdik burayı. Şimdi arkadaşlar bu brandayı seriyoruz. Serdiğimiz zaman betonu dökerken hem betonumuz daha rahat dökülüyor. Suyunu hemen çekmediği için tesviyesi güzel oluyor. Hem de beton hemen kurumadığı için çok güzel sertleşerek kuruyor. Yani sulamasında düzgün yaparsanız çok sağlam oluyor. Beton böyle de prefabrik evin temelini dökerken buna dikkat edin arkadaşlar. Yani altına bir naylon branda. Yani naylon serseniz de olur da naylon demir bağlarken yırtılıyor, yıpranıyor. Beton pompası betonu vururken naylonu yırtabiliyor. Yüksek basınçta geliyor. Branda da böyle bir durum olmuyor. Şimdi biz bunlar ayakların üzerine yapacağız dedik. Çelik ayakların üzerine. Yaklaşık yerden yüksekliği 4 metre olacak. Onun için de şu şekilde pabuçlar hazırladık. Şöyle göstereyim size. Bunları hazırladık. Burada var hepsini hazır. Yani burada duruyor. Biz bunları beton dökülürken, beton yaşken şu şekilde betonun içerisine koyacağız bu ayakları. Bunlar betonda kalacaklar. Betonu dökülecek. Beton döküldükten sonra bu alttan zaten kaynamış. Üstten de bunu ayakları koyarken %100 ayak koyacağız. Bunları da kaynatacağız. Yani temeli bu şekilde dökmeye özen gösterin. Yer zemin sağlam olsun. Biz burayı kenarları perde beton döndük. Dolgu yaptık. Üzerinde silindirle gezdirdik. Olay bu. Yani evin temelini dökerken temel çok önemli. Yani bütün yükü taşıyacak olan yer burası. Onun için buna gereğinden fazla özen gösterin, önem gösterin. Ne kadar güzel, ne kadar sağlam yaparsanız o kadar iyi olur. Buraya yapacağımız bina 100 metrekare olacak. Şu kenar tahtalarımızın her biri 2 metre. 2, 4, 6, 8, 10. Yani şuraya kadar evin kendi temeli. Şuraya kadar. Şu ek yeri, şurası evin temel yeri. Buradan da karşıya yine 10 saydık mı? Tam karşıya geliyor. Burası da otopark alanı. Evin ön bahçesi. Merdiveni demir olarak şu yan taraftan çıkartacağız. Yarın beton dökerken ben yine size video çekerim. Kapımız yine uçan kapı. Ben bunu Samsun'daki evimize de yapmıştım. Buraya da yaptım. Olay bu. Yani dikkat edin arkadaşlar. Malzemeyi kullanırken yani şu toprağa betonu döktünüz mü? Bu toprak betonun suyunu, yağını, agreyasını her şeyini çekiyor. Şöyle bir branda yani bu kadar masraf ediyorsunuz. Burada yaklaşık 25 metreküp beton yiyecek 25 bin lira. Yaklaşık 1,5 ton kadar demir yedi. 20 bin lira, 22 bin lira da o tutuyor. Yani şunun brandasına verdiğimiz 1500 lira. O kadar para verip 1500 liradan kaçmak bence saçmalık. Özen gösterin arkadaşlar. Ustalar bunu bilmeyebilir. Yani ben yadırgamıyorum. Biz de bunları okulda öğrendik. Üniversitede öğrendik. Gittiğimiz şantiyelerde gördük. Biz de anamızdan babamızdan bunu bilerek doğmadık. Bilmeyen ustalarımız olabilir. Onlara bu şekilde önerin arkadaşlar. Hem evinizin betonun sağlam olması için hem de binanızın sağlam olması için bu şekilde hareket edin. Kaçmayın yani malzemeden kaçmayın.
Ben yarın sabah inşallah buranın betonu dökeceğiz. 7'ye beton aldık. Ben beton dökülürken de video çekmeye çalışacağım size. Şu ayakları yerleştirirken bunların hepsini ölçülü yerleştireceğiz. Çünkü bunların ölçüsünü kaçırırsak, hepsini buraya hazırladım. Ölçüsünü kaçırırsak bu iş olmaz. Binayı oturtamayız. 6 tane ayağımız bu sağ tarafta var. 6 tane ayağımız sol tarafta var. Buranın altı dükkan olacak. Yaklaşık 4 metre yüksekliği olacak. Ortasında hiç kolon olmayacak. Kolon koymayacağız. Atölyenin çalışmasını engellememesi için. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Yapmak isteyenlere yardımcı olalım. Bu mermerleri demirin altına koyacağız beton dökülürken. Yani demir brandanın üstüne kalmayacak. Beton tam ortasına gelmesi lazım. Olay bu arkadaşlar. Yine kafanıza takılan, beğenmediğiniz veya anlamadığınız, hoşunuza gitmeyen bir şey olursa veya danışmanlık gerektiğiniz bir şey olursa